Merhaba, ben Eda. İstanbul gezimize devam ediyoruz. Sultanahmet'ten Beyaz'a doğru yürürken Divan Yolu üzerinde sizi küçük bir sürpriz bekliyor olabilir. 15 numarada Pierre Loti'nin bir zamanlar kaldığı evin simgesi var. Ve şans eseri benim notlarım varmış. Nereden bilmiyorum. Ama öncesinde Pierre Loti hakkında bilgi vermeden önce üstünde yazan yazıyı size çok havalı bir şekilde Fransız aksanıyla okumam gerekiyor. Bir onu okuyayım önce. Pierre Loti de l'Académie Française, le noble et fidèle ami des Turcs, dans leurs jours de prospérité ou de malheur, a habité cette maison en 1910. Sayılarla aram çok iyi değildir. Ben bunu şimdi Türkçesinde söyleyeyim size. Pierre Loti, Fransız Akademisi'nden, Türklerin sadık ve asil arkadaşı. Her zaman onların hem refah zamanında hem kötü zamanında yanında olan Türk arkadaşı burada 1910'da oturmuştur yazıyor. Asıl adı Louis-Marie-Julien Viau. 1850 doğumlu, Fransa'da doğmuş. İki rivayet var isminin neden Pierre Loti olduğuna dair. Biri öğrencilik zamanında lakabı böyle olmuş deniliyor. İkincisi de Okyanusya seferinde Tahiti'li yerliler tarafından konulmuş bir isim olduğu öne sürülüyor. Onun dışında Pierre Loti her zaman doğu kültürüne çok hevesliymiş. Ben müzesine de gitmiştim, küçük de araştırma da yaptım. Ama müzesinde çocukluğundan beri hep kameralara ve merceklere inanılmaz bir ilgisi olduğu söyleniyor. Onun dışında denizciymiş ve dünyayı dolaşırken bir gün yolu Eyüp'ü sırtlarına düşüyor. Bu arada siz Pierre Loti deyince biz neden buradayız diye düşünürseniz Pierre Loti'nin yaşadığı yer burası ama asıl Pierre Loti kafesi Eyüp'te. Onun sebebi de Eyüp sırtlarında o kafeyi keşfediyor, aşık oluyor. Orada nargile içiyor, uzun sohbetler eşliğinde kahve içiyor Pierre Loti. Bunun dışında çok heyecanlı bir aşk hikayesi de var. Bir Osmanlı kızına aşık oluyor, esir bir kız. Öyle deniliyor. Çerkez bir esir olduğu da söyleniyor aynı zamanda. İyi yaşasın. Bunun dışında... Ayrıca, yani zaten seyahatlerin birinde 29 yaşındayken Çerkez esir bir kızla yaşadığı aşktan sonra Aziyade diye bir roman yazıyor ve çok ses getiriyor. Ama o bir gezgin, bu sebepten dolayı da tek bir yerde kalamıyor. Bazıları kadının adının Hatice olduğunu söylüyorlar. Ama Pierre Loti'yi gezip durduğu için Hatice burada üzüntüsünden ölüyor. Ben böyle bir şey duydum ve çok üzüldüm. Ve sonra başka bir yerde de okuduğuma göre Pierre Loti buraya geliyor ve onun mezar taşını çalıyor. Yani bunu da müzeye gittiğimde öğrenmiştim. Şimdi gezimize devam edelim. Pierre Loti hakkında yeterince ilginç bilgi edindik bence. Hadi gidelim. Divan Yolu üzerindeyiz ve bir anda yürürken ben sağda Formül Ali Paşa Camii ve Medresesi ilgimi çekti. Biraz içeriye göz attım ama gelin bir beraber bakalım çünkü benim ilgimi çekti. Hadi. Şimdi Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nin içindeyiz. Ben ilk defa geliyorum buraya. Çok garip bir havası var. Böyle doğu esintisi havası var ve çok acayip bir şey. İnsanlar tek başına nargile de içiyor burada. Ve birbirlerine bakıyorlar. Çok yakınlar, tanımayan insanlar birbirine. Eninde sonunda yüz yüze baktığın insana da en azından bir iki kelime de konuşuyorsun. Dilediğiniz her tür nargile çeşidini burada bulabilirsiniz. Ve kahvenizi içebilirsiniz. Ben kahvemi içiyorum. Çok güzel fal bakarım bu arada. Şimdi sahaflara geldik ve ben çok sevindim çünkü ben çok seviyorum sahafları. Önüme teyzemin kitabı çıktı. Gülrepoğlu, Levni. Ayrıca nenemin kitabı çıktı. Çok havalıyım sahaflarda da bugün. İpek kitabı çıktı. Alabilir miyim? Tabii. Nurhan Atasoy'un kitabı. Evet, inşallah benim kitaplarımı da
buralarda görürsünüz. Teşekkür ederim. Şimdi Dilmen Kitabevi'nin içindeyiz. Ahmet Bey bizi kabul etti buraya. Merhaba. Merhaba. Ben Eda bu arada. Tanışayım. Pardon. İsmi Hülya da biraz İtalya'yı... Yok İtalya'yı. Merhaba Hülya. Onu da tutayım. Belki bir şey söyle. Ben nenemin kitapları, daha fazla kitabı var mı diye sormaya geldim aslında. Var mı? Nineniz derken? Nurhan Atasoy. Evet. Nurhan Atasoy. Bizde bir tane daha kitabı var. Has Bahçe var. Öyle. Bir de dışarıda İpek kitabını zaten incelediniz. Bir de İznik var şurada. Daha havalı bir gün. Torunlarına ithaf etmişti Has Bahçeli. Can, nasıl geçiyor bir gün mesela burada? Çarşı aslında çoğunlukla hareketli. Çünkü insanlar, hani bizim insanımız, evet kitap okumuyor deniyor ama kitap alıyor kesinlikle. Ve onları okumuyor olabilirler. Ama bizim dükkanın hitap ettiği kesim biraz daha farklı. Biz biraz daha turistik. Yani turist kitapları, özellikle sanat kitapları ve eski Osmanlıca kitaplar üzerinde durduğumuz için bizim müşterimiz böyle şey değil, gelip alıp giden değildir. Araştıran. Tabii ki. Yani dikkat etmişsinizdir, çarşıyı gezdiyseniz eğer, çok az dükkanda oturma yeri vardır. Hı hı. Ama bizim dükkanda var, çünkü gelen insan burada kitabı incelemeli, okumalı. O incelediği, aradığı kitabı bulduğu zaman almalı. Hep merak ettiğim bir soru soracağım. Hiç böyle bu yeni gelen, yani eski kitapların içinden böyle bir mektup falan çıktı mı? Aslında çıkıyor. Yani denk geliyor. Ama o mektupları da biz arkada şurada kağıtların olduğu bölmeler var. Oralara koyuyoruz. Onu da edebiyat okuyan, tarih okuyan, yani el yazısı okumayı geliştirmek isteyen insanlar gelip buradan alıyor. Peki böyle bir sır ya da böyle acayip bir şey çıktı mı yani? Ben çok merak ediyorum. Onu genelde geliyorlar, soruyorlardı. Hani büyük kitabı var mı? Büyük kitabı. Geliyor buraya, diyor ki ya, diyor, sizde eski kitap var. Evet var. Büyük kitapları var mı? Allah Allah. Ne yapacak? Yok. Ne yapacak artık bilmiyorum. Bağlama büyüsü yapacak. Bilinçli müşteri sizi daha mutlu ediyor. Bilinçli müşteri bütün... Herkes, bütün esnafı mutlu et. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Hülya ve diğeri? Onun adı Mahmure. Mahmure. Biraz gezmeye devam edelim. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum şu an. Ben kitapların içini koklayarak gezerim. Çok, çok entelektüelim değil mi? Ben belgesel izliyorum sadece. Zaten evde. Televizyon yok bizde. Evet. Ben gezmeye devam ediyorum. ...1944'ten kalma. Bakalım. 40 dolarmış. Evet. Tam istediğim gibi kokuyor. Matbaacımız İbrahim Müteferrika'nın yanındayım. Ben şu an bu bölümü bitiriyorum. Çünkü sahaflarda kaybolmaya gidiyorum. Ama haftaya görüşürüz. Bay bay.